Burada aslında yapılmak istenen sanayicinin ve üretimin artırılmasına yönelik değil. Ne deniliyor? Efendim, sanayicinin üzerindeki yükün kaldırılması için biz hafta sonu ruhsatı vereceğiz. Harçtan muaf olsun deniliyor. O zaman ben Sayın Bakan'a şunu söylüyorum. Yani gerçi Sağlık Bakanımız burada ama bilemiyorum onu alan ne kadar ilgilendirebilir. Şimdi burada hafta sonu ücret alındığı için biz bunu tatili kaldırıyoruz diyorlar. O zaman şu eklenebilir. 394 sıralı kanun kalsın. Hafta sonu ruhsatı harçtan muaftır. Ve burada harçtan muaftır deseniz de bu ibareyi konulursa bu hafta sonu tatili kanunu yürürlükte kalmış olur değerli arkadaşlar. Yani buradaki asıl amaç hafta sonunun ruhsatının alınması bir bedele tabi ise biz sanacıya bu işini kolaylaştırmak istiyorsak harçtan muaftır diyelim, bu sorunu bitirelim. İki, eğer siz komple bu 394 sayılı kanunu yürürlükte kaldırırsanız olabilecekler nedir? Çalışanın gerek günlük olarak, gerek haftalık olarak, gerek yıllık olarak tatil hakkı var. Şimdi burada tatil hakkı, dinlenme hakkı anayasamızın 50. maddesinde yazılı. Onun en doğal, anasının ak sütü gibi helal olan hakkıdır. Eğer biz tatili kaldırırsak, çalışanın dinlenmesini engellemiş olursak, Sayın Bakanımızın hekim olması nedeniyle aslında bu benim için bir şans oldu. Dinlenmeyen kişinin, tatil hakkı kaldırılan insanın ruhsal anlamda, psikolojik anlamda rahatsız olur ve hastalıklara sevyet verir. Buna ne denilir? Tükenmişlik sendromu denilir. Peki siz eğer tatili kaldırırsanız, tatili yapmayan insanlar tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalır. Uyku bozuklukları olur ve netice itibariyle bedensel sıkıntılar yaşar. Kaldı. Bununla birlikte tatil hakkı, hepimiz bir tatil yapınca ne yapıyoruz? Şu ailemizin ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Anayasamızın 41. maddesi uyarınca ailenin bütünlüğünü sağlamak için bu tatile de ihtiyaç var değerli arkadaşlar. Eğer bu tatilleri kaldırırsak ailenin dağılmasına da sebebiyet vermiş oluruz. Onun zeminini hazırlamış oluruz ki bu doğru bir hadise değil. Şu denilebiliyor. Efendim, işveren isterse değerli arkadaşlar, o zaman işveren dese ki kardeşim bu iktidar pazar günü çalışmayı da serbest bıraktı. Ben keyfime göre cuma günlerini tatil yapacağım diyecek. Peki cuma günlerini tatil yaparsa şeriat hükümleri uyarınca tatil hangi gündür? Cuma günleridir. Acaba sizin bu tatil kanundan rahatsız olmanızın nedeni ileride herkesin cuma günü tatil yapması nedeniyle fiili durum cuma günü tatildir. Ne yapalım? Herkes cuma günü tatil yaptırıyor. Biz de cuma günü tatildir kanunu getirelim diyeceksiniz bu sefer. Değerli arkadaşlar. Burada tamamen anayasanın 2. maddesindeki layık hukuk devletine. Bu anayasanın 50. maddesine. Bu aynı zamanda sosyal ve kültürel yasanın 7. maddesine uyarınca bu buna da aykırıdır. Burada benim sizden istirhamım şu. Gayet rahat, nasıl hep birlikte istişare edildi bu zeytincilik yasası geri çekildiyse, size öneride bulunuyoruz. Bir, eğer amacınız gerçekten sanayicinin üzerindeki yükü kaldırmaksa, deyin ki hafta sonu çalışmaları eğer ruhsata ihtiyaç varsa harçtan muaftır. Ruhsatlar harçtan muaftır değil, buradaki amaca ulaşmış oluruz. Ama eğer amacınız gerçekten bu işverene yük getiriyor, biz bu işverene yük getirdiği için bunu kaldırıyoruz diyorsanız da bu önerimiz kabul edilmesi lazım. Ama yok arkadaş, bizim rejimle hesaplaşmamız var. Biz rejimi değiştirmek istiyoruz. Bu rejimin önündeki taşlardır. Biz bu engelleri kaldırıyoruz diyorsanız bu da anayasanın 250 uluslararası söz medeni ve teşekkür ederim sayın